Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fen dersinde bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusunun bir kısmını birlikte inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle bu derste neler öğreneceğiz? Eşeyli üreme nedir? Polen nedir? Nerede üretilir? Yumurta nedir? Özellikleri nelerdir? Sperm nedir? Özellikleri nelerdir? Sorularına cevap bulacağız. İlk konumuz olan eşeyli üreme ile başlayalım. Bu üreme çeşidinin olması için bir erkek bir dişi üreme organının olması gereklidir. Eşeyli üreme hem bitkilerde hem de hayvanlarda görülebilir. Bitkilerde erkek üreme hücresine ... dişi üreme hücresine ise ... adı verilir. Düşünmeniz için biraz süre veriyorum. İlk soruya cevabı verelim. Erkek üreme hücresine bitkilerde polen denir. Dişi üreme hücresine ise yumurta denir. Hemen diğer konumuza geçelim. Hayvanlarda erkek üreme hücresine sperm, dişi üreme hücresine ise yumurta adı verilir. Polen nedir? Nerede üretilir? Polen ... erkek üreme hücresidir. Peki nerede üretilir? Polen bitkilerdeki ... organında üretilir. Düşünmeniz için yine biraz süre veriyorum. Şimdi ilk soruya cevabı bulalım. Polen bitkilerdeki erkek üreme hücresidir. Peki nerede üretilir? Başlık organında üretilir. Hemen başlığa ait bir fotoğraf. Diğer konumuza geçelim. Yumurta nedir? Özellikleri nelerdir? Yumurta hem bir şeydeki hem de bir şeydeki dişi üreme organıdır. Evet, düşündünüz diye tahmin ediyorum. Hemen birinci soruya. Yumurta hem bitkilerdeki hem de hayvanlardaki dişi üreme organıdır. Özellikleri nelerdir? Özelliklerinden bir tanesi hareketsiz olmasıdır. Diğeri ise yumurtalıkta üretilmesidir. Diğer konu burada yumurta dişi bitkilerdeki yumurtalığa ait bir tane görsel var. Tamam. Sperm nedir? Özellikleri nelerdir? Sperm ... erkek üreme hücresidir. Biraz düşününüz. Düşündüyseniz açıyorum. Açtım. Sperm hayvanlardaki erkek üreme hücresidir. Özellikleri nelerdir? Düşünün. Düşündüğünüz diye tahmin ediyorum. Testislerde üretilir ve hareketlidir. Burada noktalıyoruz bu dersi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.